Reklamların ardından Kent ve Ekonomi devam ediyor değerli seyircilerimiz. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karaağaç'la sohbetimizde devam ediyor. Sayın Başkan, ilk bölümde pandemide alınan önlemlere biraz vurgu yaptık. Mevcut piyasa koşullarının güçlüğü içerisinde esnafınızın tabii ki ayakta kalabilmesi için, mağduriyetlerinin biraz olsun giderilebilmesi için neler yapılmalı? Sizin beklentileriniz ve önerileriniz neler? O konuya bir giriş yaptık ama yerel yönetimlerden bu noktada alınacak destekler de herhalde yine çok yaşamsal bir öneme sahip süreçte. Bu konuda yapılanlar da var bildiğim kadarıyla şoför esnafı için, sizin üyeleriniz için. Onlarla isterseniz devam edelim sohbetimize. Tabii. Büyükşehir Belediye'miz tarafından biraz önce söylediğim gibi yıl sonuna kadar %5,5 kesintinin devam etmesi. Ayrıca de bundan Nisan ayında verilen bir biner TL'lik bir mazot akaryakıt desteği. Tabii biraz önce dediğim gibi yeterli mi değil. Bunun yanında Büyükşehir Belediye'mizin elektronik bilet toplama sisteminde belli o firmaya bir ücret ödüyorlar, 2.7. Bu ücreti Büyükşehir Belediye'miz ödüyor ama biz esnafımızdan bunu almıyor. Evet. Yani Büyükşehir Belediye'mizin bu bize bir desteği. Doğru. En azından 5.5'ta. Doğru. Ama biraz önce dediğim gibi bu sürecin devam etmesi halinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve meclis Büyükşehir Meclis üyelerimizden şu %5,5'ün devam etmesini en azından 2021 yılı boyunca değil mi? Şöyle söyleyeyim. Evet. Gerçekten de yani yolcu sayıları düşük olmasına rağmen esnafımızın bir zam beklentisi de var. Bunu belediye başkanımızla da bir görüşüp ufak bir zam yapabilir miyiz? Ama Manisa halkımızın da belli bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir de olağanüstü bir süreçte esnafımız da gerçekten de sıkıntı içerisinde. Evet. Bilmiyoruz, herhalde bir ortak noktayı buluruz diye düşünüyorum yani. Evet, tarafların karşılıklı belki fedakarlık yani, yapabileceği kesinlikle bir orta yol mutlaka bulunacaktır. Bu arada devletten de tabii özellikle merkezi otoriteden vergi anlamında herhalde bazı beklentileriniz var. Neler yapılabilir size destek vermek adına bu zorlu süreçte Sayın tabii Başkan? Tabii buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerçekten de pandemi başladıktan sonra esnafımıza krediler temin etti. Bayağı krediler falan çektik. Bununla ilgili desteklerini verdiler. Ama bu kredilerin karşılığı şimdi bu ay başladı ödemeye. Ertelenmişti bunlar. Evet. Bu kış sürecinde kredi ödemeleri bankalardan, esnaf kefaletlerden çekmiş oldukları kredileri esnafımız bu ay içerisinde başlıyor ödemeye. Bir de kış süreci girdiğinden dolayı artı SSK, Bağkur primi, gelir vergisi, KDV gibi oranların da 3 ay daha ertelendiğinden bu ay hepsi başladı ödenmeye. Tabii hükümetimizin almış olduğu bir torba yasa kapsamında bir af gibi bir gündemde olan şeyler var. Ama bizim esnafımız olarak bu ödemelerin bir 6 ay daha uzamasını talep ediyoruz. İnşallah böyle bir beklentimiz var. Olarak, evet. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Büyükşehir Büyükşehir Belediye'mizle hepsinden beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizden böyle bir karar alırlarsa, ertelenirse esnafımız bir soluk alır diye düşünüyoruz. Evet, çok haklısınız. Evet. Şimdi tabii organize sanayi bölgesine gelen araçların, servis araçlarının, personel servislerinin özellikle sabah belli saatlerde tabii iş yoğunluğunu veya mesai saatlerini düşündüğümüzde pik yaptığı bazı dönemler var. O dönemlerde de sizin nakli araçlarınızın da tabii bazı ihtiyaçları var. O konuda acaba bir saat ayarlaması ya da düzenlemesi beklentiniz, talebiniz var mı Sayın Başkan? Ben zaman zaman sabahları kalkıyorum, geziyorum, Manisa'nın içini geziyorum, organize sanayiyi geziyorum. Manisa'da yolların tek İzmir istikameti olduğu için biraz saat 7'yi 5-10 geçe gibi 8'e çeyrek kalaya kadar bir yoğunluk aşırı oluyor. Aşırı yoğun olduğunu görüyorsunuz ama değil mi? Ama oradan organize sanayiye geldiğimiz zaman belli bölgelerde trafiğin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Evet. Burada bazı fabrikalarımız saatlerinde değişiklik mi yaptılar artık, eski düzen 6.30'da servis toplama şeyleri var. Tahmin ediyorum 7.30'da işbaşı yapıyorlar. Organize sanayimizdeki fabrikaların saatlerinde bir oynama yaparak ayarlama yapılabilirse, ayarlama yapılırsa hem Manisa'daki trafik rahatlayacak, hem organize sanayi bölgesindeki
Trafik de rahatlamış olacak. Yani tırların pek yüksek sağda saatler yanamıyorsan tam değil mi o saatler? Orada bize gelen şeylerden, esnafımızdan tam saat 7.30-8.30 arası tırların işte yük sardığı, şey yaptıklarını görüyoruz orada. O da trafiği bayağı etkiliyor. Eğer tabii ki mümkünse, bilemiyoruz. Mümkünse, bu sizin öneriniz. Yani önerimiz ki oradaki mümkünse sabahları 8.30-9'dan sonra o tırların yük sarması, öyle bir şey uygularlarsa biraz daha esnafımız oradaki trafiği rahatlatmış olacak diye düşünüyoruz. Evet, tabii kent trafiğinin de o saat itibariyle biraz daha o yoğunluktan kurtulabilmesi adına ben önerinizin değerlendirebileceğini ben düşünüyorum. Ben müsaade ederseniz ayrıca buradan yani şöyle, başta Büyükşehir Belediye'miz, Vukame Daire Başkanımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Trafik Şube Müdürlüğümüz ve Jandarma İl Komutanlığımız olarak gerçekten de çok bir bütünlük halinde güzel bir şekilde çalışıyoruz. Zaman zaman esnafımızın yaşadığı bazı, çünkü sahada olan esnaf bize sıkıntılarını dile getirdikleri zaman biz de kendilerine iletiyoruz. Sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Bunun örneğini de vermek gerekirse Muradiye istasyonundaki orada kavşakta gerçekten de çok büyük yoğunluk oluyor sabahları bilhassa Muradiye. Doğru. Orada İl Jandarma Komutanlığımızla görüşmelerimiz, valimizle, sağ olsunlar oraya ışık da var orada. Demir yolda geçiyor. Sabahları bir tip ekip koyuyorlar oraya. Işık nezdinde ekibin şeyinde, himayesinde oradaki araçlarımızı bayağı rahatlatma oldu. Buradan ayrıca teşekkür ediyorum valimize, İl Jandarma Komutanlığımıza. Gerçekten de Manisa'da bu konuda kurumlar arası koordinasyon çok gelişti değil mi son yıllarda? Biz özellikle gerçekten ilişkiler yani de çok daha sıkı oldu. Kesinlikle, yani bizim şoförler odası olarak, çünkü devamlı trafiğin içinde olan bir sektör olduğumuz için biz yani bilhassa trafikle, jandarma trafik, belediyemizle bir destek teması içerisindesiniz. Etle tırnak olduğumuzu düşünüyorum ben. Sağ olsunlar çok iyi müdürlerimiz, personellerimiz, yani memurlarımız, gerçekten de hepsinde iyi bir diyalog halindeyiz. İyiyiz yani. Ne güzel. Tabii işte bir kenti ileriye taşıyan bence en önemli faktörlerden biri bu. Yani kurumlar arası diyalog. O bürokratik bazı süreçleri azaltabiliyor. Yeni bir valimiz var Sayın Yaşar Karadeniz. Kısa bir süre önce kentimizde göreve başlamış olmasına rağmen burada yayınımızda da ağırladık. Hakikaten ben şunu gördüm. Bir defa dersini çok iyi çalışmış. Daha gelmeden kentin dinamikleriyle ilgili bazı konulara vakıf. Evet. Geldikten sonra kendisine ileten raporları çok kısa bir sürede okumuş, değerlendirmiş. Evet. Gerekli talimatları gerekli noktalara verebilen, refleksi yüksek. Sayın Valimizin de bu süreçte ben çok şanssız bir dönemde geldi. Tabii geldi üst üste depremler yaşadık Manisa'da malumunuz. Sonrasında işte bu pandemi süreciyle yoruluyoruz. Ekonomik sektörlerdeki durgunluklar bir takım hareket kabiliyetlerini de azalttı ama Sayın Valimizin de kentimizde çok ciddi bir şansla ben bundan sonraki süreçte görev alacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Evet, Sayın Valimizi biz de ziyaret ettiğimizde gerçekten de konulara bayağı hakim gördük. Bayağı çalışkan görüyoruz yani. Kendisini ziyaret ettik. Esnafımızın beklentilerini ona da anlattınız. Kendilerini anlattık. Evet. Tabii bize zaman zaman şunlar geliyor. Bilhassa toplu taşıma araçlarına. Çünkü bakanlık bilhassa toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşıma belli kapasitesini ilgili valiliklere, il sıcak kurullarına bırakmış. Doğru. Ama bize bazen atıyorlar, fotoğraflar atıyorlar, işte ne bileyim Denizli'de, Aydın'da, şurada burada araçlar işte ayakta yolcunun %50'sini taşıyor gibi falan böyle şeyler. Biz de birlik başkanımız nezdinde sayın valimize şey yaptık ama tabii elinin almış olduğu kararlar, tahmin ediyorum ki o ilde yaşanan belli bir virüsün ne kadar etkili olduğu olmadığı, biz de bu şekilde arkadaşlarımızla o kentin kendi dinamikleriyle, kendi dinamikleriyle ilgili olduğundan dolayı esnafımızdan böyle bir talepler geliyor ama biz de yetkili işte valimize falan şey, ama tabii yani Deniz'deki nasıl bir olayı bilemezsin. Doğru, bizim bilemezsin. Buradaki Manisa'da da baktığımız zaman gerçekten de biraz önce dediğim gibi bizim esnafımızda böyle bir şey görmedik ama yakın dostlarımızda, arkadaşlarımızda böyle bir pozitif virüse yakalandıklarını görüyoruz yani. Kesinlikle. Günlük yaşantımızda yani. Evet, yakınlarımızda daha fazla pozitif vakayla karşılaşmaya başladık. Bu arada denetimler sıkı değil mi başkanım bu konuda? Yani siz işin karşı tarafı olarak bu özellikle ayakta yolcu alınmaması noktasında uygulanan denetimleri nasıl buluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Tabii denetimlerimiz yani devamlı bir
ekip tarafından yapılıyor onlar. Ayakta yolcu devamlı kontrol altında, mesela taksi varsa yaptırım uygulanıyor. Tabii. Evet. Kesinlikle hemen tutanak tutulup öyle kurallara uymayanlara yaptırım uygulanıyor. Taksilerimiz için de biraz tabii. Yani taksilerimiz muntazaman her çarşamba, çarşambayın odamızın bahçesinde 7 günde bir Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu bir karar var. Dezenfekte yapılıyor. Bir şirketin bir tanesine anlaştık. Geliyor orada. Sabahtan başlıyor 8.30-9'da. Akşam 4'e kadar. Yani yolcularımız, bilhassa taksi kullanan arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla binebilirler. Kesinlikle binebilirler. Evet. Araçlarımız temiz, dezenfekte olmuş vaziyette yani. Manisa halkımız bunlardan gönül rahatlığıyla kullanabilirler yani. Haklısınız. Şimdi tabii sınırlı sorumlu kooperatifler var. Bu kooperatif yapılanmasının da ben bu toplu ulaşım işinde en azından o kazancı da birlikte üretebilmek, paylaşabilmek. İşte böylesine zor dönemlerde de bir kooperatif mantığıyla yine sorunları da paylaşabilmek anlamında değerli olduğunu düşünüyorum. Sizler daha çok hissettiniz mi bu kooperatif mantığının değerini? Tabii biz oda olarak bunlar kooperatifler de bize bağlı olduğu için oradaki yönetim kurulu, başkanları var. Onlarla iyi diyaloglar halindeyiz. Yani bilhassa biraz da bizim şeyimizi azaltıyorlar gibi görevimizi onlar. Ama sıkıntıları ne olursa olsun biz üst kurum olduğu için bize iletiyorlar. Biz de gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ama yani kooperatifin oluşumu gerçekten de oradaki bir bütünlüğü sağlıyor yani. Tabii. Orada daha örgütlü bir yapı, tabii, daha kurumsal bir yapının ortaya çıkmasını sağlıyor. En azından üyeler sıkıntıları olduklarında, işte şikayetleri olduklarında gidebilecek. Yetkili bir merciyi görüyorlar. Tabii. Dertlerini anlatabiliyorlar, çözüm yollarını sunabiliyorlar. Evet. Ve daha orada zannediyorum düzenli bir paylaşımdan söz etmek mümkün olabilecek. Değil evet. Mi? Son olarak üyelerinize, esnaf dostlarımıza, kardeşlerimize buradan ne söylemek istersiniz? Bu zorlu süreçten inşallah bir an evvel tabii sıyrılabilmeyi diliyoruz ama daha sağlıklı eski günlerimizi, o mesafesiz, maskesiz günlerimizi özlüyoruz inşallah, ama onlara biraz moral, motivasyon anlamında da bir şeyler söylemek ister misiniz başkanım? Tabii ben esnafımıza bundan sonraki süreçte kazasız, belasız, sağlıklı, kendilerine bilhassa toplu taşıma yapan arkadaşlarımızın Sağlık Bakanlığımızın dediği gibi maske, mesafe, temizlik, hijyen, kurallarına harfiyen uymalarını istiyorum. Tekrar esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı işler dileyelim biz de. Bereketli, bol kazançlı, güzel günlerde inşallah hep birlikte olabilmeyi dileyelim. Büyük bir aileyiz. Türkiye'nin farklı sektörlerinde, kollarında ama birbirimize destek vererek tabii ki bu aileyi daha da genişleteceğiz ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Ben yayınımıza konuk olduğunuz için stüdyomuzda, canlı yayınımızda bizim aracılığımızla mesajlarınızı, taleplerinizi, beklentilerinizi kamuoyuyla paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum Sayın Karaağaç. Sizin nezdinizde tüm esnaf arkadaşlarımıza da inşallah hayırlı, bereketli bir dönem diliyorum yine. Ben teşekkür ediyorum Özgür Bey. Sağ olun. Çok sağ olun her zaman. Değerli seyircilerimiz, bir kent ve başkan programının daha sonuna geldik. Bugün şoförler ve otomobilciler bizleri biraz daha yakından takip edebilmişlerdir umarım. Çünkü bir meslek odası başkanını, şoförler ve otomobilciler esnaf odası yönetim kurulu başkanını ağırladık Manisa'dan. Salih Karaağaç bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için, yayınımıza eşlik ettiğiniz için. Bir başka kent ve ekonomi programında yine kendi alanında uzman, yetkin, değerli bir ismi sizlerle buluşturuncaya dek hepinize sağlık diliyoruz. Hoşça kalın efendim.